Evet arkadaşlar, bu siz bu CHP'nin hani cesedin başına toplanıp da "Vah benim evladım, vah benim vatandaşım, vah milletim, vay canım, vay akrabam, vay ciğerim" diye ağlayıp sızladığını bir marifet bir şey sanmayın. Yani onun cesedin başında ağlayıp sızlaması, o ölünün dişini kontrol ediyor. Bakıyor ki ne, hani altın bir dişi var mı? Varsa gidip sökecek, hani millet gömdükten sonra. Cesedi gömdükten sonra usul edeyim varıp gizlice varıp orayı eşecek, cesedi çıkartıp arkasından onun altın dişini sökecek. Onun için başında ağlanıp sızlanıyor, dövünüyor. "Vah evladım, vah vah akrabam, vah yiğidim, vay vatandaşım, vay milletim" diye. Yani o ceset aslında umrunda değil. Şöyle bir bakıyor dişine, altın bir şeyler var mı, değerli. Yani ölünün üzerinden yapabileceği bir siyaset var mı diye onu araştırıyor. İşine yarar mı diye. Bakıyor ölü işine yaramıyor. Ondan sonra tabutuna bir tekme atıyor. "Senin anana avradın hani" der gibi, biliyor musun? "Vay hadi benim ne işime yararsın? Hani senin cesedin bana neye yarar? Hani senden de iş çıkmadı ya. Senin cesedinin üzerinden siyaset yapamadım. Erdoğan'a yüklenemedim. Hani saldıramadım. İftira atamadım" der gibicesine. Hani bu virüs sayesinde hükümet sokağa çıkma yasağını kısmi olarak yaptı ya. Hemen CHP lideri Kılıçdaroğlu çıkmış açıklamalarda bulunuyor. Ne diyor? Diyor sen diyor bu ülkede diyor insanları eve diyor sen tıktın diyor. Sen hapsettin diyor. Ödemen gerek diyor. Bütün diyor bu millete diyor. O 5 milyon aileye biner TL diyor vermiş olduğun diyor o hayır diyor bağış diyor yeterli değil diyor. Vereceksin daha diyor. Onların diyor 3 ay diyor eve diyor kilitledin, kapattın. 3 ay diyor kirasını ödemeye mecbursun diyor. Geçimini sağlamaya mecbursun. Ben daha önceki videolarımda yapmıştım. CHP bu kadar sokağa çıkma yasağını neden savunuyor? Neden savunuyor? Halkın sağlığını mı düşünüyor? Halkın gerçekten hani can kaybı yaşanmasın. Hükümetin yapmak istediği sokağa çıkma yasağını neden destekliyor diye hep araştırdım ki meğer öğrendiğimde meğer sokağa çıkma yasağını tamamen hükümet ilan eder de herkesi evine gönderirse, bütün iş yerlerini her şeyi her yeri kapatırsa kendi hazinesinden insanların bütün masrafını ödemekle yükümlüymüş, mükellefmiş. Herkesin kirasını ve gıdasını ödemeye mecburmuş kanunen. O insan sokağa çıkamadığında evde yiyecek ekmeğini hani borç harç bir yerlerden bulduğunda veyahut da bulamadığında karmaşık dönem atlatıldığında adliyeye başvurup mahkemeye hani dava açtıktan sonra devletten tazminatını alabiliyormuş. Sokağa çıkma yasağını devlet ilan etti. Ben mağdur oldum. Evde paramı kazanamadım. Bütün borçlar birikti. Krediler ödeyemedim. Batağa gidiyorum diye. Bütün bu masrafı devletin ödemesi gerekiyormuş. Bu yüzden CHP insanların sokağa çıkmaması için hani sokağa çıkma yasağı meclisten karar geçsin ve hükümeti daha sonraki dönemde sıkıştırsın diye böyle bir politika izliyormuş. Yoksa onun için insanlardan 3 ölmüş, 5 ölmüş, 100 ölmüş, 500 ölmüş hiç umurlarında değil yani. Şimdi bizim koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı Avrupa'ya göre oldukça aşağıda ya. Şimdi sağlık sistemi o son derece hani güçlü, kuvvetli, yerinde ve hani gece gündüz çalıştı ya Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca da istemeyerek mecburen takdir etmek zorunda kalıyor. Çünkü onun elinde değil, dünya takdir ettiği için. Yoksa yine bu yani dedim ya bu ölüden bile siyaset yürütür. Bunun için yani ülkede karmaşıklık olsun. Bir hani bunun ekmeğine hani bunun dönerinin üzerine bir tuz, biber. Hani baharat lazım. Bu baharat her yerde bulur her zaman yani. Tuz biber bulur bu. Merak etmeyin de. İşte eğer ki hükümet sokağa çıkma yasağı ilan etmeseydi, önlem bu kadar almasaydı, önünü biraz hani açık bıraksaydı, bunlara yine gün doğacaktı. Bak senin yüzünden bu insanlar öldü. Bu kadar ölü senin sayende oldu. Bütün bu koronavirüsten ölenlerin katili Erdoğan. Hükümet, AK Parti hükümeti. Senin beceriksizliğin yüzünden öldü bunlar. Deyip o vefat eden kişilerin ailelerini de arkasına alıp onları da gazı verip ülkeyi gezi olayları gibi karmaşıklığa sürükleme peşinde. Onu planlıyor zaten. Asıl derdi öyle bir şey. Senin yüzünden öldü. Katili sensin. Katilisin. Yargılanmalısın. Önlem almadın. Hani sokağa çıkma yasağı ilan edilmeseydi, ölü sayısı da artsaydı, bütün bunların tazminatını ödemek zorundasın. Ödeyeceksin tabii. Gidin
Avukata, hakime, savcıya başvurun. Alın hakkınızı, arayın hakkınızı. Arkanızdayız. Böyle hükümet, böyle devlet, böyle yönetim olmaz diye millete gazı verip sokak eylemlerinin peşine düşecekti. Ama Erdoğan ne yaptı? Kısmi tabii iş yerleri kapandı, sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Buna benzer bir sürü önlemler alındı. Arkasından bu sefer Kılıçdaroğlu ne diyor? O insanları diyor, eve diyor sen tıktın. Tıktıysan bütün masraflarını, kirasını, geçimini sağlayacak olan bütün maddiyatını da ödemek zorundasın kardeşim. Mecbursun, hükümetsin, ödeyeceksin. Sokağa çıkma yasağı ilan etmese senin yüzünden öldü. Sokağa çıkma yasağı ilan etse sen bunları eve tıktın, sen ödeyeceksin. Senin yüzünden eve girdi, hapis oldu bunlar. Sanki virüsü Türkiye'ye Erdoğan getirdi. Erdoğan bunun müsebbibi. Sanki başımıza Erdoğan sardı bu belayı. AK Parti hükümeti yüzünden bu musibet bize bulaştı da insanlar bu yüzden hep vefat ettiler. Ya senin ne halk, ne virüs, ne ölenler, ne yaşayanlar hiçbir umurunda değil zaten. Hani dedim ya ilk başta.